Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Terör örgütü PKK uzantısı HDP'nin de destek verdiği Altılı Masa'nın milletvekili aday listelerinde FETÖ izleri dikkat çekiyor. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takma da göreyim bakayım. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Firari Ekrem Dumanlı 14 Aralık 2014'te gözaltına alındığında desteğe ilk koşan İdris Naim Şahin olmuştu. Şahin, Ekrem Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman Gazetesi'nin o dönem Yeni Bosna'da bulunan binasına gitmiş, hatıra olarak kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kaleminiz var mı? Kalem de olur. Peki, ben size bir de kalem edeyim. Kalem de sizin olsun. Peki. Siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim, sağ olun. İdris Naim Şahin 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ'nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda İstanbul Adalet Sarayı'nda terör örgütüne destek olmuştu. Şahin gözaltındaki FETÖ'cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önünde FETÖ'cülerin yakınlarıyla birlikte iftar yapmıştı. Şahin, FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. ...15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna davet edilen İdris Naim Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.